Bitkisel terapilerde mevcut tıbbi süreçte, günümüz tıbbında ortaya konan şu olay vardır. Etken madde dediğimiz, bitki dışındaki etken madde hastalıklarla alakalı süreci yönetir. Öyle baktığımızda etken madde kurgusunda tansiyon düşüren etken maddeler ve tansiyon düşüren bitkiler vardır. Şeker düşüren etken maddeler ve bunları içeren bitkilerde şeker düşüren bitkiler vardır. Ama bir de şöyle duyarız. Mesela çörek otu her derde dermandır denir. Veya zerdeçalla aynı kurgu veya zencefille aynı kurgu olabilir. Burada şöyle bir nüans ve ufak bir parantezinde belirtmemiz gereken bir kısım var. Bitkisel terapiler mevcut tıbbın ortaya koyduğu etken madde kuramıyla hareket ettiği gibi başka hareket ettiği bir modelleme de vardır. O eski bilgilerde, kadim bilgilerde, uzak doğudaki eski yazıtlarda da, kendi ülkemizde Asya bölgesinde yazıtlarda da ortaya çıkar ki bedenin bir ateş, hava, su, toprak denen bir birleşim materyali vardır. Ve orada o dönemde hastalıklara bakılırken aslında buradaki dengenin bozulmasından vücutta nem rutubetin artması, ısının artması, safranın artması ve bundan bağlantılı da hastalık süreçleri ortaya çıkar. Yani şu anki değerlendirdiğimiz gibi kişi sen tansiyon, şeker hastasın demezler. İşte vücutta nem, rutubet artmış veya safran artmış derler. Bir farklı bir modellemeyle bakarlar. Olaya böyle baktığınızda o zaman safra arttığında ne olur? Tansiyon yükselebilir. Safra arttığında ne olur? Dolaşımla alakalı süreçler bozulur. Safra arttığında mide bağırsak sistemiyle alakalı problemler olabilir. Bu sefer biz A bitkisi safrayı azaltan bir bitki ise o zaman ne olur? Mide ile alakalı problemle de işe yarar. Dolaşımla alakalı problemle de işe yarar. Kalple alakalı düzensizle de işe yarayabilir. Ama olaya bakarken bunun ikisini beraber değerlendirip, çünkü modern kurguda da etken madde ile alakalı süreç de aktif olarak devreye girmiştir. Yani bakılır. Etken madde noktasında şekerle alakalı, şeker düşüren bitkiler vardır. Etkili midir? Etkilidir. Eski yazıtlara baktık. Orada da safrayı veya balgamı veya rutubeti azaltan bir bitkidir. Tamam, ikisi birleştiğinde o zaman güçlü bir formül ve bitki ortaya çıkar. O zaman genelleme yaparak her bitki her şeye yarardan ziyade modern kurguyu etken madde kurgusunda değerlendirerek eski bilgilerle birleştirip o zaman hangi bitkinin neye yaradığı daha net olarak ortaya konabilir. Özünde baktığımızda ilaçlar da zaten bitkisel kökenli kaynaklardan ilham alınarak ortaya konmuştur. Çoğu mevcut ilaçların etken madde kurguları da bitkisel etken maddelerle özdeştir. Mesela aspirin bunun en büyük örneğidir. Söğüt ağacı kabuğundan elde edilmiştir. Asetil salisilik asit maddesi daha sonra kimyasal olarak üretilmiştir. Aspirin olarak karşımıza çıkmıştır. Yani aslında kopuk bir şey yok. Tabi sanayi noktasında olay daha karlılığa ulaştığı için o noktada bakılmıştır. Ama sağlık açısından orijinal fitoterapötiklerden kopulmaması daha uygun olur.